Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünü ve onun kirliliğini anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlere 11 Şubat 2024'te FETÖ'nün servis ettiği iki video sonrasındaki FETÖ merkezli tartışmalardan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. 11 Şubat 2024 tarihinde Fethullahçı terör örgütünün propaganda sitelerinden TR724, 15 Temmuz darbe girişiminin iki numarası olan Kemal Batmaz'ın cezaevindeki görüntülerini paylaştı. Görüntüler 17 Temmuz 2018 tarihinde çekilmişti. Kemal Batmaz'ın cezaevinde kitap okurken içeriye giren gardiyanlar, Kemal Batmaz'ın bir takım cezaevi araçlarına zarar verdiği iddiasıyla konuşmalar yapıyordu. İşte yatağın kirli olması, yatağın temiz olması, yatağın kesilip yıkanması gibi bir takım tartışmalar vardı. Fakat asıl mesele şuydu. 17 Temmuz 2018 tarihinde çekilmiş bir video. Üstelik Sincan P tipi kapalı cezaevinde çekilmiş bir video. Fethullahçı terör örgütünün eline nasıl geçmişti? Ve FETÖ neden bunu 2024 yılında dolaşıma soktu? 15 Temmuz darbe girişiminin 2 numarası, sivil 2 numarası Kemal Batmaz'ın cezaevindeki görüntüleri paylaşıldıktan kısa bir süre sonra Fece Elebaşı'nın Pensilvanya'daki görüntüleri servis edildi Herkül Sitesi tarafından. Fece Elebaşı kendisini ziyaret eden teröristlere bir takım konuşmalar yapıyor ancak canı burnunda öldü ölecek bir ses tonuyla konuşan örgüt elebaşı yeniden dirilmekten bahsediyor, çözülmekten bahsediyor ve konuşmanın sonunda... İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya yazdığı naattan bir takım mısralar okuyor. Ve bu mısralarda geçen öksüz kelimesi, ayın 14'ü gibi parlıyordu kelimesi başka tartışmaları da ateşledi. Öncelikle 15 Temmuz 2016 tarihinde istiklalimize göz diken FETÖ elebaşının İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un Peygamber Efendimiz'e yazmış olduğu şiiri okuması FETÖ'nün klasik sapkın, aşağılık bir örgüt olduğunu tekrardan gösteriyor. Örgüt elebaşı istismar etmediği hiçbir değer kalmamışken artık İstiklal Marşı şairimizin Peygamber Efendimiz'e yazdığı şiir üzerinden örgüt mensuplarına mesajlar yolluyor. Bu mesajda kastedilen öksüzün adil öksüz olduğu konusunda bir takım tartışmalar var. Ki FETÖ elebaşı bu şiiri 15 Temmuz darbe girişiminden önce Nisan 2016'da bir kez daha okumuştu. Bir takım zulümlerin bitmesi için Birilerinin çıkıp gelmesinden bahsettikten sonra bu şiiri okudu. Fetölebaşı bu şiiri 2017 yılında da okudu. 2017 yılında okuduğu kısımda da Uhud Savaşı ile Taif Savaşı'nda Peygamber Efendimizin maruz kaldığı eziyetleri kıyaslarken Allah Resulü'nün Taif'teki eziyetinin Uhud'da uğramış olduğu eziyetten daha büyük olduğunu iddia etti. Ve örgüt mensuplarına Türkiye'dekiler beni Taif'teki gibi peygamber efendimizi e haşa Taif'te yalnız bıraktıkları gibi yalnız bıraktılar. Siz Uhud'dakiler gibi bazılarınız öldü diyerek onları ashab-ı bir tuttu haşa ve kella kendisini de Allah Resulü ile bir olduğunu düşündüren bir takım çıkarımlar yaptı örgüt mensuplarına. Aman beni yalnız bırakmayın. Aman beni tek başıma bırakmayın. Yoksa Taif'te Hazreti Peygamber'e zulmedenlerle bir olursunuz şeklinde gelecek bir takım konuşmalar yapmıştı orada. Peki örgüt elebaşı 11 Şubat 2024'te neredeyse canını teslim edercesine bir ses tonuyla neden bu şiiri okudu? Öncelikle biz 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından FETÖ'nün yeniden yapılanmaya çalıştığını biliyoruz. FETÖ daha 16 Temmuz 2016 tarihinde hem Türkiye'de hem Amerika'da tekrardan yapılanmak için faaliyetlerine başladı. FETÖ başının ayrılıp bayılarak konuştuğu o uluslararası medya konuşlarına konuştuğu videoyu hatırlarsınız. İşte tansiyonunun düşermiş gibi yapıp tekrardan sandalyeye oturduğu ve orada aman beni bırakmayın ben yaşlı bir adamım, hasta bir adamım hem Türkiye el-Kaide'ye silah sağlıyor şeklinde bir takım açıklamalar yaptı o konuşmayı hatırlarsınız. İşte FETÖ yeniden yapılanmasına 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından başladı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde örgüt mensuplarının çocuklarına tıpkı 12 Eylül 1980 öncesi FETÖ başının İzmir ve çevresinde yaptığı kamplar gibi kamplar düzenlenip o gençlerin 15-16 yaşındaki çocukların, 12-13 yaşındaki genç çocukların Türkiye'ye karşı nefretle dolması için ve onların Türkiye aleyhine çalışması için bir takım kamplar düzenleniyor. Avrupa'da sayısı yüzleri bulan dernekler açılarak Türkiye aleyhine faaliyetler yürütülüyor. Yani FETÖ'nün yeniden yapılanması için 2024 tarihini beklemesine gerek yok. Sürekli yeniden yapılanmak için çabalar gösteriyor. İzmir'de yakalanan ve cezaevinde cehennemin dibini boylayan Yusuf Pekmacı örgütün Türkiye ayağını yönetmek için geldi. Ve Türkiye'de yakalanan örgüt yöneticileri örgütü 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tekrardan ayağa kaldırmaya çalıştı. Ve o operasyonlarda işte üniversite öğrencilerini alıyorlar, bir takım kermes düzenleyen kadınları alıyorlar şeklinde kıyametler kopartılmıştı. İşte kopartılan kıyametlerin hepsi. FETÖ'nün yeniden yapılanmasının önüne geçmek için yapılan operasyonlara gösterilen tepkilerdi. Ancak 15 Şubat 2024 tarihinde FETÖ'yle başının bu şiiri okuması, üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir mesele. Çünkü FETÖ aynı gün Adil Öksüz'le beraber darbeyi yöneten Kemal Batmaz'ın cezaevindeki görüntüsünü 6 yıl önceki görüntüsünü servis etti. Peki FETÖ'nün bu videoları servis etmesindeki amaç ne? Neyi amaçlıyorlar? Olasılıklardan kısaca bahsedelim. Birinci olasılık cezaevindeki önemli bir FETÖ'cü itirafçı olmaya karar vermiş olabilir. FETÖ bundan bir şekilde haberdar olmuştur. Ve bakın biz Kemal Batmaz'a FTP kapalı cezaevinde bile ulaşabiliyoruz. Onun görüntüleri bile elimizde. Düşünün size neler yaparız şeklinde. Cezaevinde itirafçı olmayı düşünen örgüt mensuplarına yönelik bir tehdit olabilir o Kemal Batmaz'ın videosu. Ancak sadece Kemal Batmaz'da kalsaydı bunun güçlü bir olasılık olduğunu söyleyebilirdik. Fakat peşinden Öksüz'e de bir atıf geldi. İkinci olasılık Adil Öksüz'ün ikamet yerinin değiştirilmesi talimatı olabilir. Biz Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmediğini biliyoruz. Üstelik Adil Öksüz'ün karısı, kayınbiraderi, akrabalarının neredeyse tamamı Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken hatta bunlardan bir tanesi Türk muhabirler kendisini çektiğinde Amerikan bayrağını aşkla öper bu vaziyette videolara da alınmıştı malum. Ancak biz Adil Öksüz'ün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Almanya'ya kaçtığını ve halen Almanya'da olduğunu düşünüyoruz. Bu düşünceyi destekleyen iddialardan bir tanesi de FETÖ'nün tetikçilerinden Ahmet Nesin'in Adil Öksüz Almanya'daydı. Bana haber yolladım. Gel beraber video çekelim dedim. Önce kabul etti. Ardından reddetti şeklindeki açıklaması. Yani FETÖ ile başı bu videoyla Adil Öksüz'ün ikamet yerinin değiştirilmesini istemiş olabilir. Biz Adil Öksüz'ü kısa bir süre sonra Pensilvanya'da görebiliriz. Ya da biz Adil Öksüz'ün kısa bir süre sonra Feceylebaşı'nın dizinin dibinde olduğunu duyabiliriz örgüt içerisinde tartışmalardan. Ki o meşalemiz darbe girişimi sonrası Feceylebaşı'nın özel kalemi ve damadı olan Cevdet Türkyalı aracılığıyla Adil Öksüz'le defalarca görüştüğünü söyleyen örgüt mensupları var. Fethullahçı terör örgütünün bu iki videoyu servis etmesindeki amaçlarından bir diğeri örgütün gerçekten yeniden bir kalkışma için hazırlık yapmış olması. Bu ihtimali de göz ardı etmemek gerekiyor. Örgüt Türkiye içerisinde halen kendini saklayabilen kripto unsurlarına yeni bir kalkışma için talimat vermiş olabilir. Ve Cezaevinde olursanız bakın Kemal Batmaz gibi zaten elimiz üzerinde, Adil Öksüz gibi olursanız da zaten biz sizi bakıyoruz şeklinde onların anlayacağı şekilde bir mesaj da olabilir bu iki videonun aynı gün servis edilmesi. Fethullah İlebaşı'nın bütün mesajlara oldukça meraklı olduğunu biliyoruz. Kendi konuşması içerisinde birdenbire sinyal seslerinden bahseden, cezaevindeki örgüt üyelerine mors alfabesini öğretip mors alfabesi aracılığıyla konuşmalarını sağlayan, işte eskiden bu yana dinlemeye, tecessüse, şifrelere meraklı olan, hatta hurufilere oldukça aşina olan bir adam FETÖ elebaşı. FETÖ elebaşının şifrelere meraklı olduğunu biliyoruz. FETÖ elebaşının insanları dinlemeye, ajanlık faaliyetlerine oldukça meraklı olduğunu biliyoruz. Hatta Örgüt üyelerine de bu ajanlık faaliyetlerini öğrettiğini, güvenlik kameralarından nasıl kaçılır, yakalandığında nasıl itirafçı numarası yapılır. Cezaevinde demir parmaklılara vurarak morse alfabesi kullanarak nasıl haberleşilir gibi bir takım eğitimler verildiğini biliyoruz. Fethi bu iki videoyla örgüt içerisindeki birden çok kanada aynı anda mesaj vermiş olabilir. Örgütün çözülmesini engellemek için bakın ne yapıldıysa ben yaptım ve benim talimatımla yapıldı ve sesinizi kesin demiş olabilir. Ancak Fethi konuşamıyor. Fethi neredeyse iki dakikalık konuşması içerisinde işte Allah bazılarını bu şekilde öldürmeyip Anadolu'da bir beddua vardır canın çıkamasın derler. Fetöle da bu tür bedduayı çok aldığı için bütün o canını teslim edip cehennemin dibini boylayamıyor. Dünyada o eziyeti çekiyor. Konuşurken iki dakikalık konuşması içerisinde oldukça zorlandığını görüyoruz. Fakat bu Fetöle başının uzun zaman sonraki ilk videosu da değil. Fetöle Ocak ayından bu ara ara bir dakikalık iki dakikalık videolarla örgüt mensuplarının karşısına çıkıyor. Bazen Almanya'daki Çağlayan Dergisi'nin Mizanpaşa'nın kontrol ederken görülüyor. Bazen Kanada'da yaşayan bir örgüt fir ailesi, cehennemin dibini boyladığında onun taziyelerini kabul eden videolar dolaşıma gidiyor. Yani 1 yıl iki yıl sonra konuşmuş değil. Ocak ayından bir yana en az 5 tane videosu dolaşıma girdi. Ve burada örgüt mensuplarıyla bir araya geldi. görüntüler var. Fakat ilk kez Aynı gün içerisinde hem Adil Öksüz'e referans gösterilebilecek bir açıklama yapıldı. FETÖ'nün sapkınlığıyla yoksa örgüt mensuplarının hiçbir tanesi ne Allah Resulü haşa ve kella ne de Allah Resulü'nün sevgili ashabıyla bir olabilecek insanlar değil. Hiçbirimiz değiliz. Ama FETÖ başı yıllardan mı yana örgüt mensuplarını sahabe kirama benzettiği için Adil Öksüz'ü terfi ettirmiş olabilir. Kendisi de ruh dünyasında nereye terfi ettiği yorumunu size bırakıyorum. Çok fazla sinir bozucu ifadeler kullanmak istemem burada. Fakat ilk kez Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'ı aynı gün içerisinde konuştular. Ve bu dikkat edilmesi gereken bir süreç. Fethullahçı terör örgütü en az 50-55 yıllık bir proje. 15 Temmuz darbe girişimi Fethullahçı terör örgütünün 50 yıllık projesini çöpe attı. Ancak Türkiye'ye ihanet etmek için kurulmuş bu örgüt ülkemize ihanet etme amacından vazgeçmedi. O yüzden hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki FETÖ'cülerin dikkatle takip edilmesi ve onların faaliyetlerinin rapor edilmesi, onların faaliyetlerine karşı çıkılması oldukça önemli. Biz FETÖ gerçekleri olarak Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü, örgütün karıştığı kumpasları, örgütün firari yöneticilerini anlatmaya devam edeceğiz. Bizi desteklemek için Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.